İyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle merhabalar diliyorum. Umarım e, çok yara almadığınız bir hafta olmuştur. Çünkü biraz e, oynak e, hareketliliğim fazla olduğu bir haftaydı ve maalesef bu yüzden de biraz kayıplarımız oldu. Yani sadece oynaklığın etkisi yok. E, çok büyük düşüşlerde yaşadık maalesef arkadaşlar. Yani. Bazı tahminlerimiz geldi bazı tahminlerimiz gelmedi doğal olarak. Bu yüzden açıkçası pozisyonlarımızın terste kaldığı ya da pozisyonlarımızın tam anlamıyla harika bir şekilde oturduğu bir hafta oldu diyebilirim. Yani şöyle ki. En dipteki desteklerden, bize göre en dipteki desteklerden tabii ki çünkü daha önceki videolarımda da size anlatmaya çalıştım. E, teknik analizde tek bir doğru yoktur. Herkesin bakış açısı vardır. E, bu bakış açısına göre, yani benim bakış açıma göre e, birkaç hisse de çok güzel alım pozisyonları oluştu. Artık daha da hani düşeceği bir yer yoktu oradan da düşseydi derdim ki yani artık tamam e, biz bu kağıtla evlendik, biz bu kağıdı evlat edindik. Ee, ...ne bileyim yani hani nikahımızı aldık e, modunda e, bakabilirdim. Yani ki uzun vade, orta uzun vade yatırımlar yaptığımızda... E, ...zaten e, bu tarz düşünmeliyiz. E, orta uzun vade yatırımlarda da e, hedeflerimize e, asla ve asla göz ardı etmemeliyiz. Gö yani hedefimiz geldiyse kar realizemizi almalıyız. E, karlarımızı alıp e, gerekirse düşen hisselerimize... ...daha da düşen hisselerimize aktarmalıyız. Yani e, artık fiyatı makul ölçüye gelmiş hisselerden... E, ...fiyatı daha da, hani beklentimizden de e, uygun fiyata... ...daha da ucuz fiyatlara gelmiş hisselere kaydırmakta e, fayda görüyorum işin açığı. Ama asla da bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi düşüncelerim. E, bu videoda anlatacağım her şey yine... Yatırım tavsiyesi kapsamında asla olmayacak arkadaşlar. Endeksi inceleyeceğiz. Birkaç tane belli başlı hisseye bakacağız. Ee, bakalım neler olmuş. Özellikle haftanın artık e, son gününü bekledim. Çünkü e, işin içinden e, çıkılmaz bir hale aldı. Yani şuradan döner dönmüyor bir alttaki destek. Buradan e, yukarıya işte yukarıda şuraya değer döner. Gerçekten de oraya deyip dönüyor. Yani yukarıda dediğimiz yer geliyor ama aşağıda dediğimiz yer gelmiyor. Biz bu işin dibini bulamayacağız gibi geliyor bazen. Ama şu an için zaten çok büyük bir dipte değiliz. Onun da açıkçası durumunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani bir ikili dip oluşturmuş gibi duruyor fakat yine de emin olamıyorum açıkçası. Çünkü ne yurt dışına uyuyoruz, ne işte yurt içinden olumsuz bir haber geliyor ama biz düşüyoruz yani hani. Yurt dışı iyi olduğunda da düşüyoruz. Yurt dışı kötü olduğunda zaten düşüyoruz. E, baktığında e, açıkçası anlam veremiyorum. Fakat anlam verebildiğim tek bir şey var. Yurt dışına ne kadar uyum sağlamaya çalışırsak çalışalım arkadaşlar, içeride güçsüzsek biz her zaman yıkılıyoruz. İçeride güçsüzlüğümüzün sebebini söylüyorum arkadaşlar. Dolar. Doların yükselmesi ciddi anlamda primlenmesi bu hafta yurt dışı artı iken bizim düşmemize sebep olan faktörlerin en büyüğü. Onun dışında bir de e, yurt dışındaki negatiflik bir ise bizde 2-3 oluyor. Bu da bizim ekonomimizin kırılganlığından kaynaklanıyor arkadaşlar. Yani artı iken düşmemizin sebebi dolar endeksini, özür dilerim dolar endeksi demişim. Dolar TL'nin e, aşırı derecede primlen, primleniyor olması. E, eksi iken zaten hani ortalık kanrevan oluyor. Şimdi endekse baktığımda endekste arkadaşlar iki kere hani artık şu bir sürü çizgi vardı işte 1570 bizim hedefimizde işte altında 1520 desteğimiz vardı önemliydi altına sarkarsak dikkatli olmak gerek stop olmak gerek yani bir sürü uyarılar yapmıştık zaten diğer videolarda uyanma olmuştur uymayan olmuştur herkesin kendi tercihidir bakın bugün yani geri kalanında ne oldu derseniz arkadaşlar şimdi Bizim şuradan gelen bir direncimiz vardı. Bu direnç yukarı doğru kırıldıktan sonra artık bize destek konumunda çalışmaya başladı arkadaşlar. Bu desteğimize dün iğneleme gelmişti. Tam noktasından döndü ve tekrardan yukarıya gitti arkadaşlar. Yukarıya gitti. Ve aynı zamanda şu tırtıklı çizgi aslında benim yani destek ya da direnç olarak kullandığım bir çizgi değil ama Fibo'yu çizerken bakın şuradan şu noktadan itibaren bir destek çalışmasıydı buralarda da değdiğinde destek çalışmasıydı ve arkadaşlar burası artık direnç konumunda altına kırdığımız için yani ortalama 1510 1520 şeklinde giden bir direnç var yukarıda. Fakat şu mor desteğimizin üstünde kapatmak bizim için olumlu oldu. Bu desteğimiz pazartesi günü için 1400 65'ten geçiyor. 1465'ten geçiyor pazartesi için şöyle biraz daha büyütürsem arkadaşlar 1467 hatta öyle söyleyeyim. Siz 1470 alın düz. 1470 önemli bir destek konumunda arkadaşlar. Yani 1470'in üstünde kapatmamız olumlu. Ama tamamen olumluya dönebilmemiz için şu MA8 yani 1519.80 yani ortalama 1520'nin üstünde 2 gün kapanış gelmesi lazım. Düzeltmenin tam anlamıyla bitti diyebilmemiz için arkadaşlar. Şimdi peki bu noktada takip etmemiz gereken değerler ne? Aşağıda arkadaşlar işte bu desteğimiz 1470 desteği. Onun aşağısında 1430 yani hani 1431 olarak çizmişim de düz sayıları söylüyorum. 1430 yukarıda 1520 ee, daha aşağısında 1404 FIBO daha aşağısında 1293 şeklinde e, inen destekler var arkadaşlar. Peki bu destekleri hani size şöyle göstereyim nasıl çalışmış? Bakın çalıştığı noktalardan biri yine oyalandığı noktalardan biri bakın. Ondan sonra yine bakın buraya gelmiş oyalandığı noktalardan biri. Değmiş geri döndüğü noktalardan biri ve aşağı şelale olup çalıştığı noktalardan biri. Yine bakın kıramıyor oyalandığı noktalardan biri. Tekrar yukarı gidiyor oyalandığı noktalardan biri çizgi olarak. Yine takıldığı noktalardan biri. Yani FIBO çalışıyor endekste arkadaşlar. FIBO çalışıyor gördüğünüz üzere. Şimdi baktığımda devam ettiğinde yine oyalandığı noktalar. Bakın bu çizgilere geldiğinde bir oyalanma yaşıyor. Bakın dümdüz giderken bir oyalanma yaşıyor. Dümdüz giderken bir takılma yaşıyor. Tekrar geliyor bir daha takılıyor. Yani e, FIBO'nun çalıştığını söyleyebilirim. Peki bu Fibonacci de e, nerelerden daha çok dönme ihtimali oluyor? Arkadaşlar 0382, 05 ve 0.618'lerden daha çok dönme ihtimalleri oluyor. Buralar gündemde mi? Yani e, gündemde e, diyemem. E, fakat arkadaşlar yine de hani tedbirli olmak adına biz her iki yönlü de analizimizi yapmalıyız. Her zaman her iki yönlü düşünmeliyiz. Çünkü piyasalar dinamiktir. Ne, ne, zaman ne olacağı belli olmaz. Özellikle ve özellikle açığa satış işlemlerinin e, BIST 30 ve BIST 50'de e, açılması yakında da BIST 100'e geldiğinde arkadaşlar daha da endeksin baskılanabileceğinin bana göre bir sinyali. Bakın BIST 50'ye e, açığa satış geldiğinde ben buradaki birçok insanı e, kanalımı takip edenler bilir uyarmıştım. E, pandemiden sonraki e, borsaya giren arkadaşlar daha açığa satışın ne olduğunu belki bilmiyorlar. Açığa satışlar iyice yaygınlaşmaya devam ettiğinde biz 30, biz 50, biz 100 e, ve genele yansımaya devam ettiğinde arkadaşlar göreceksiniz ki düşüşler başlayacak demiştim ve bu düşüşlerde tam bu cümleleri kurduğumun akabinde gelmişti arkadaşlar. Şimdi endekste durum bu. Yani olumluya dönebilmemiz için bir e, 8 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapatmamız lazım. Yani tam şöyle güzel, rahat, rahat ee, olumluya dönebilmemiz için. Şu an küçük bir olumlu sinyal var ama bu ee, direkt baz alabileceğimiz bir şey değil. Mesela Arçelik, bakalım. Yani buradaki desteğinden tabii artık logaritmeyi kapatıyorum. Bakın arkadaşlar, yani çalışan şeyler belli. Çizgiler belli. Bakın burada defalarca kez çalıştı ve burayı burası kırıldıktan sonra. Bakın şu çizgi çalıştı ve aşağıda arkadaşlar görüyorsunuz şu. Yani bakın daha önce denediği nokta, denediği ve kırdığı nokta, tekrardan aşağıdan desteğini aldığı nokta ve yatay destek olarak çalışan nokta. Yani burasının çalıştığını tekrardan şu düşen arkadaşlar düşenin tekrar üstünde kapanış yapmamız çok olumlu ama döndüğü noktanın milimetrik olarak nereden döndüğüne bakın arkadaşlar. Burası destek konumundayken artık bizim için direnç konumunda. Yarın için mesela, ya özür dilerim, pazartesi için 33.92, düz 34 liranın önümüzde direnç olarak durduğunu, aşağıda ise desteğimizin arkadaşlar e, yine tabii ki 32.36 e, ve e, 32 32.82 şeklinde bir desteğimizin olduğunu söylemek isterim arkadaşlar. Burada MA8'in üstünde miyiz? Hayır değiliz. Enkayı. En kayı'da sınırları sürekli olarak zorlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yani diyecek bir şey yok. Şu düşen trend kırılmadığı sürece artık bunda e, dikkatli olmakta fayda var. Bunun da kırılabilmesi için 7.50'ler falan e, 7.60'ları tekrardan yukarıya atması lazım. Bunu yukarıya atarsa tekrardan bir potansiyel oluşur ama önünde tabii ki artık kanal dirençleri bulunmakta. Onu da dile getirmek isterim. Ama en önemlisi şu düşenin kırılması diyebilirim. Bakın mesela ülkerde. Ülkerde döndüğümüz yer. Biz bunda şöyle bir tahmin yaptık. Mesela o tahminimiz gelmedi. Dedim ki şurada bu noktaya değdi. Gitmiş şurayı denemiş. Tekrar değdi. Gitti burayı denedi. Tekrar deyip burayı dener mi dedik. Gelmedi arkadaşlar. Biz böyle bir beklenti içerisindeydik. Gelmedi. Ve her zaman iki yönlü düşünmekte fayda var dememin sebebi bu. Gelmeyince bakın burayı patlattı ve buradaki bu sefer desteğimizden döndü. Bakın 1, 2, 3. Üçlü dip yaptı burada. Çok güzel, şahane bir üçlü dip oluştu. Bana göre, bana göre şahane bir üçlü dip oluştu. Ee, buradan desteğini aldı ve yönünü yukarıya çevirdi. Yeterli mi? Hayır yeterli değil. Bakın şu MA8'in üstünde... İki gün en azından kapanış olması lazım rahatlaması için. Tekrar önünde dirençler şu gördüğünüz yatay çizgi, sonra bu dike e, yükselen direnç şeklinde gidecek arkadaşlar. Şunları da artık siliyorum çünkü bu formasyon beklentimiz çöp oldu arkadaşlar. Her zaman iki yönlü bek yani beklentiye girmekte fayda var çünkü piyasalar dinamik. Bunları unutmamak gerek. E, bu destekler bize ne sağladı derseniz? Mesela diyelim ki tekrardan şuraya kırılım geldi. Yani artık şurada düşen kırıldı. Biz burada diyelim ki pozisyon açtık. Tamamen bir örnek üstünden gidiyorum. Pozisyonumuzu portföyümüzdeki bütün parayla asla ve asla açmamalıyız. Bakın. Küçümsemeyin rakamları ama kesinlikle faydasını göreceksiniz. Elimizde 10.000 TL var diyelim düşük bir rakamdan bahsediyorum. Ama diyelim hatta 100 bin olsun ya. 100 bin olsun. 100 bin TL'lik bir portföyümüz var diyelim. Nakit, full nakit. Elim hani kafamıza kurduğumuz güzel, sağlam, temeli, hoş hisselerden 5 tane kendimize seçtik diyelim. Bu 5 taneyi seçtikten sonra her birine ne kadar bir bütçemiz oluşacak? 20.000 TL. 20.000 TL'yi tek seferde mesela buna mı girmeliyim? Hayır. Bakın ben burayı alım yaptıktan sonra bakın bu birinci desteğim olacak. Destek 1, destek 2, destek 3, destek 4. Yani ben 4 seferde alım yapabilecek gücüm olacak. Yani ne demek istiyorum? 20.000'i 20 4 parçaya böl böleyim diyorum kendi kafamda. 5.000, 5.000, 5.000. Oldu ya düştü odunda. Ben buradan 5.000 liralık bir alım yaparım. Direncime mi geldi? Kar realizesi yaparım arkadaşlar. Kar realizesi yaparım ne kadar mesela? 5000. Önümde ne var? İşte 1, 2, 3 tane. Hatta özür dilerim. 1, 2, 3, 4 tane. Dörtte birini şurada çıkarım mesela. Buraya giderse dörtte birini daha çıkarım. Eder bana yarısı. Ki buraya gitmiş yarısını çıkmış olurum. Yarısını çıkmış olurum. Peki yarısını çıktıktan sonra şelale oldu mu? Buraya geldi mi? Birinci desteğim. Bir alım yaparım. Bir 5000 TL'lik. Daha özür dilerim. Bu ee, şu anki desteğim aldığım yarımı buradan tekrar alırım. Lot sayım arttırdım mı? Evet. Kar olarak almış mıydım? Evet. Çok güzel. Kırıldı mı? Kırıldı. Peki elimde kaç parça kaldı arkadaşlar? 3000. bin. özür dilerim. 3 parça. Yani 5000. 5000 5000 kaldı. Ben burada 5000 aldığımı yarısını burada gönderdim. Tekrar buraya indiğinde yarısıyla geri aldım. Sonra buraya indi bir 5000 daha. Buraya indi bir 5000 daha. Buraya indi bir 5000 daha. Indi, bir 5000 daha. Artık bundan sonrası Dediğim gibi kağıdı evlatlık alıyoruz arkadaşlar. Ya da nikahımızı alıyoruz. Eşimiz oluyor. Bekleyeceğiz. Ama neden bekleyeceğiz biliyor musunuz? Olay şu. Yani istersen bundan sonra stop olabilirsin. Ama ben bundan sonra stop olmam. Zaten hani yeterince düşmüş. Yani stop olsaydım burada olurdum. Stop olsaydım burada olurdum. Temeli sağlam ise stop olmayı tercih etmiyorum. Orta uzun vade hissem çünkü. Doğal olarak beklentim yüksek. Beklentim yüksek olursa ne olur? Ben düştükçe alırım. Maliyetim geldi mi şuralara, ortalara? Ben tek seferde buradan alsaydım maliyetim 22,5 lira. Ben parça parça düştükçe aldığım için maliyetim şu an buralarda. 21 liralarda. 20 22,5 liralar nerede? 21 liralar, 21,5 liralar nerede? Yani baktığımda. E zaten düştüğü yer maksimum 20 lira. 1 lira maliyet düşürmüş olur. Bu benim için daha olumlu bir durum olur. Anlatmak istediğim bu. Ve dönüşünü de almış keza. Mesela Cemaş. Yani kırıldıkça kırılıyor. Bizi üzdükçe üzüyor. Altta 1.85 hala duruyor. Üste 2.12, 2.30, 2.38, 2.49. Size demiştim ki 2.38 üstünde kapanış yapamazsa rahatlamaz. 2.49 üstünde kapanış yapamazsa rahatlamaz. E doğal olarak bakın buraya yani sürekli değdi, döndü, değdi, döndü. Yani bir şekilde oldu. Ve bizi aşağı basabildikleri kadar bastılar. Ucuzladı mı? Bana göre ucuzladı ee, arkadaşlar. Yani herkesin kendi tercihi. ALG'ye bakıyoruz. Yani 27-48'i siyahla çizmişim bakın arkadaşlar. Önemli direnç. Önemli direnç. Ve önemli direnci bir türlü kıramamışız. Bu da aşağı basmış. Tabii ki bu hisselerdeki arkadaşlar aşağı gitmenin en büyük etmeni endeksteki kırılma. Endeksteki kırılma. Yoksa e, beklenti daha yukarıda bu tarz yani bu hisselerimde. Ama endeksteki kırılma maalesef ki bunları aşağı olabildiğince bastı. Bakın yani döndüğü yer şu önceki yatay direnci. Tam buradan dönmüş. Tam şuradan. Güzel. Yani şuradan da dönebilirdi yatay direnç olarak. Buradan da dönebilirdi. Yani buradan dönmüş arkadaşlar. Sıralı destek dirençleri görüntüde. EKGO. Bakın arkadaşlar. Şu an kanalının dibinde. Şu direnci yukarıya doğru kıramadığı sürece uzatıyorum. Herhangi bir yani yükseliş sinyali yok. Hani bir zamanlar Arçelik için bunu diyordum ya. İşte olay bunda da var yukarıya gitmesi için ne olması lazım? Desteğinden gücünü alır gibi bir pozisyonu var şu an. Yani pazartesi, ay başlangıcı, yani bunlar olumlu yansırsa tekrardan yönünü yukarıya çevirebilir. Hedef girişim. Hedef girişimde neredeyse bizim alttaki bakın daha önce denediği, denediği, denediği yani oyalandığı nokta burası. Ve bu yüzden bu noktayı destek olarak seçiyoruz. Burası kırılırsa şu bölge bakın şu bölge hem burada bir direnç olarak hem de burada arkadaşlar bir destek olarak çalışan bölge. O yüzden şu bölgeyi destek olarak alırız. Burası kırılırsa arkadaşlar şu bölgeyi bakın şu bölgeyi destek olarak alırız. Hatta bu bölgeyi uzunca bir yerden dolayı destek alırız. Tam şuradan destek alırız. Yani kırıldıkça aşağı biz desteğimizi hani 3-5 parça halinde yapmalıyız ki portföyümüzü 3-5 parça halinde bölebilelim. Bölebilelim. Ne oldu? Diyelim ki burada bu bir tanesi o aldığım, aldıklarımızdan bir tanesi yükseldi. Bizim ana hedefimiz geldi. Biz artık oradan karımızı aldık. Orada pozisyonumuzu kapattık. Düşen hisselere kaydırdığımızda pahalı olan hisseden ucuz olan hisseye kaldırdık portföyümüzü. Ve oradan da bir kar elde etme fırsatımız oluştu. Hatta daha fazla kar etmeyi fırsatımız oluştu. Çünkü buna örnek veriyorum 20 binlik bir portföy ayırmıştık. Ama öteki hedefine gittiği için Oradan aldığımız 20 bini de buraya kaydırdık. Hatta daha da ucuzlattık. Hem maliyetimizi düşürdük, hem daha fazla pozisyon açmış olduk. Elimizdeki lot sayısı arttı. Tekrar eski yerine gittiğinde bizim çok daha yüksek karlar almamızı sağladı bu tarz durumlar. Ya da yeni bir hisse seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bakın arkadaşlar, yani şuradan beri gelen desteğimizi arkadaşlar tekrardan denemiş ve üstüne atmış. 261 önemliydi. Burayı kırar kırmaya çalışırken de her zaman size dedim önemli. Aşağı indiği anda burası da önemli. Burada stop olmak gerekli mesela. Çünkü ne yapacağız? İşte 247'ye indiğinde hani 257 kısa olduğu için buradan e, alış girmeye gerek yok. 247'ye indiğinde bir alış denenebilirdi. İşte 2 36'ya indiğinde alış denenebilirdi. Bundan sonra bekleyip işte 2.03'e değdiğinde bir alış denenebilirdi. Bunlar hep sıralı destekler konumundaydı arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Şu an üstünde kapatmışız. Olumluya dönmüş gibi ama esas bizim faktörümüz şu. Onu görmemiz lazım. İşmen desteğine yaklaşıyor. Ecil yani yardıra yardıra gidiyor aşağı doğru. Sağlam bir firma ama bir türlü beklenen hareketi yapmadı. Daha da ötesinde, daha da ötesinde arkadaşlar. Ya döndüğü yer bakın hani oyalandığı yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Oyalandığı yerin dip kısmı mesela. Yani buralardan dönmüş ya da dün mesela şuradan almış desteğini. Niye buradan almış? Çünkü oyalandığı bir bölge. Burada bir destek oluşumu hatta aşağı kırarsa artık burada bir direnç oluşumu olur arkadaşlar. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Tabii ki burada bir artık düşen bir direncimiz var. Bunun üstüne atarsak trend tekrardan oluşabilir. TSKB Bakın şu desteğimiz çalışıyordu. Bakın şu FIBO desteğinden bahsediyorum arkadaşlar. 0618 FIBO desteğinden bahsediyorum. Değdi. Bu sefer 0.5'e gitti. Buraya değdi bakın. Sonra tekrar aşağı değdi bakın. Tekrar bu çizgi. Yukarıya gitti. Ve endeksteki o kötü durumdan ötürü aşağı kırdı. Ve tekrar bakın artık burası ne konumunda? Direnç konumunda. 1.71 üstüne atamazsa Aşağıda 1.44'e kadar sarkma potansiyeli var mı? Var arkadaşlar yani. Bunu her zaman beklenti olarak söylerim. Ama yani bana göre e, çok çok daha ucuzlamış olur. Asla yatırım tavsiyesi olmasın. Yani şu an bana göre ucuz fiyatlaması var. Ama e, daha da ucuzlayabilir mi? Yani e, ucuz ise düşmez diye de bir şey yok arkadaşlar. Görüntü bu şekilde. Önünde 1.71 var. Burayı kırarsa tabii şu çizgiler bulunacak ama e, önemli olan Fibo gibi görünüyor. 1.90 var. Tek bir doğruya bağlı kalmamamız adına söylüyorum arkadaşlar. Deras. Kırılmış desteğimiz. Kırıldıktan sonra gitmiş bu desteği artık direnç konumunda olduğu için denemiş. Üstüne atamadığı gibi tekrar basmış arkadaşlar. Şurada gördüğünüz. Şurada gördüğünüz. Yani buradan alınır da şuradan daha güzel olacak sanki burada daha çok noktaya değdirebileceğimizi görüyorum. Bu şu direnç kırılmadığı sürece bir oluşum göremiyorum arkadaşlar, bir gözlemleyemiyorum. Bayrak bayrakta yani bu da aşağı kırmış, sonra tam desteğinde kapatmış. Bizim bugün kötü açmamız ve tekrar direnci denemesi ve şu an bir onay almış gibi bir düşme sinyali oluşabilir. Ama tabii ki arkadaşlar bakın şurayı görüyorsunuz. Şu kısmı bakın. Daha önce buraları defalarca kez denemiş, denemiş, denemiş. Bakın buradan bir yatay çizgi şöyle aldığımda arkadaşlar döndüğü yer burası. Buranın altına sarkmasını istemeyiz. Çünkü e, önemli bir destek olarak burası tutmuş işin açığı. Dohol. Dohol'da durum ne? Biz bunun altına sarkmasını istemiyorduk çünkü bunun altına sarktığı anda demiştim ki altta 3.25 sonra buralarda 3.10 ve daha da altta 2.80'ler bulunur demiştim ve buranın altına maalesef yani ben buradan dönmesini beklerdim ama işte diyorum ya endeks maalesef dünya piyasaları bize buna müsaade etmedi dolar TL müsaade etmedi ve aşağı doğru bastı burada o gün bir desteğini aldı hafiften üstünde kapattı bu sefer tekrar aşağı bastı iki gündür şu arada kaldı 3.25 şu ara. 3.25 bu ara. 2 gündür bu arada kaldı. Ama şurası destek olarak çalıştı mı? Evet çalıştı arkadaşlar. Ee, yani üstüne atmamız gereken şu bölgedeki. şu Yani ilk aşamada şurada da artık bir durum oluşmuş. Görüntü oluşmuş. Önce bu. 3.28. Sonra şu. Şu bölge yani. Şu mavi bölge. Bunun üstüne attığında zaten şuradan gelen düşen. Üstüne atmış olur. O yüzden bunu siliyorum artık. Bunun üstüne attığı anda yeterli olacaktır. Tekrardan kanalımızın üst bantlarını denemeye çalışabilir arkadaşlar. Görüntü bu. Alkim. Aşağı kırıldıktan sonra şu an bunu denemiş ama altında kapanış yapmış. Önemli olan kapanışlardır diye biliyorum arkadaşlar. Yani görüntüler bu şekilde. E, i̇stek analizleriniz oldukça ben bakmaya çalışırım e, elimden geldiğince. Pazar günü canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, umarım güzel bir katılım olur. Bir sohbet havası içerisinde sorduğunuz analiz yani hisselerin analizlerini o an o dakika orada yaparız. E, umarım verimli olur. Size bunları bu analizleri yaparken de öğretici olması adına yapıyorum asla ve asla alın satın tutun kesinlikle demiyorum ee, hiçbir söylediğim yatırım tavsiyesi değil ki ben de yatırım danışmanı değilim arkadaşlar kendi çalışmalarımı yapıyorum bakın bu desteğin buradan mesela kırıldığını gördüğüm anda dikkatli olmakta fayda vardı bakın denemiş tekrar üstüne atmaya çalışmış kıramıyorum demiş sana ben gideceğim artık demiş yani kıramıyorum arkadaş demiş biraz dinleneceğim. Dinlenirken bu kadar kötü olmasını beklemezdik açıkçası. Yani döndüğü nokta şu nokta ve esas dönebileceği potansiyel burasıydı. Ve şu an Alkar'ın durumu bu. Hala hedefi var mı? Var yukarıda. Ama aşağıda da dikkatli olmamız gerekli. Bakın tam kapattığı yer şu çizgi. Tam kapattığı yer. Yani şu çizgi. Neden bu çizgide kapattı? Çünkü burası bir direnç konumunda artık. Üstüne atarsa rahatlar. Ama önemli olan bir de bunun üstüne atması. 8 günlük hareketli ortalama. Yani birçok hisseye bakabiliriz ama oyalamak istemiyorum. O yüzden eee bugünlük böyle olsun diyelim. Birçok hissenin görüntüsü şu an var elimizde. Yani hedeflerimiz zaten gelmiş daha da elimizde tutmaya gerek yok. <laughs> Tekrardan da o hedef geldikten sonra şuna bakın arkadaşlar. Ya eski en eski dirençlerinden desteklerinden birine dayanmış artık. RDYZ Şöyle bir büyüteyim. Üstünde kapanışımız gelmiş hatta şöyle biraz daha alayım. Tekrardan güvenli bölgeye atmaya çalışmışız. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Güvenli bölgeye atmaya çalışmışız. Daha da güvenli bölge şu. Kanal e, direncinin üst kısmı olacaktır. Yani Birçok hisseye dediğim gibi bakılabilir arkadaşlar ama e, şu an oyalamaya gerek Yok. Bu şekilde görüntüler var. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer e, sorularınız olursa e, hem yorumlardan hem de o gün geldiğinde yani Pazar günü canlı yayında e, direkt o an hem sohbet havasında hem bir paylaşım olarak birbirimize istişare anlamında güzel bir canlı yayın olmasını diliyorum umarım verimli geçer herkes açısından ee, en kötü gördüğümüz hafta böyle olsun arkadaşlar umarım her haftamız bir önceki haftadan daha iyi olması dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum tekrar görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın